şöyle söyledi hocamız. Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz. Suriye ile de kardeş olacağız, İran'la, Irak'la da. 1400 yıllık din bağımız var. Barış içinde, kardeşlik içinde yaşayacağız dedi hocamız. İnşallah gerçekten de 1400 yıldır yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an vahyolunduğundan beri Müslümanız inşallah ve Müslüman kavmi bu şekilde devam ediyor. Suriye'nin içerisinde de Müslüman kardeşlerimiz var ama bu kardeşliğin devam etmesi için mutlaka bir birliğin sağlanması gerekiyor. Şimdi bu sözü tam anlamayan bir kardeşimiz vardı. Onun şöyle bir sözü vardı. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Yanlış anlamış herhalde. Şimdi uçağımızı düşürdüler diyor. Şehit ettiler diyor kardeşlerimizi diyor. Rejim değilsin dediğimizde PKK'ya destek verdiler diyor. Biz de hiç tepki vermeden Müslümanlar, Müslüman kardeşimiz diye susalım mı diyor. Şimdi burada en güzel tepki ne olur? Savaş olmaz, barış olur. En güzel tepki Türkiye İslam Birliği kurulsun demek olur. Biz hep bunu savunuyoruz. Bundan bahsediyoruz. Müslümanlar zaten bölük pörçük oldukları için, birlik olmadıkları için hep bu savaşlar, katliamlar veya bir toprağın hakkına tecavüz olabiliyor. Daha sonrasında da şöyle demiş. Bir şekilde tepkimizi ortaya koyalım. Müslüman kardeşlerimiz bu ülkeyi yoksa istila ederler ülkemizi diyor. Şimdi Müslümanların birlik olduğu bir ortam düşünelim. Dünya çapında yani herkesin mutlu olduğu bir ortam. Böyle bir ortamda Allah'ın izniyle kimse çıkıp da ben bu da Müslümanları rahatsız edeceğim, bu ülkeyi istila edeceğim, oradaki Müslümanları katledeceğim diyemez bir kere. O yüzden Hazreti Mehdi'den bahsediyoruz biz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın manevi önderliği olsun ki Müslümanlar rahat etsin diyoruz. Başta öncelikle bunun bir sağlanması gerekiyor. Bir birliğin sağlanması gerekiyor. Daha sonrasında şöyle demiş, savaşalım demiyorum, gerektiği gibi ivedilikle cevap verelim demiş. Şimdi burada da en güzel cevap ne olur? Biz az önceki programımızda bahsettik, belki dinlememiş olabilirler. Komünist bir rejim varsa, bir Baas rejimi varsa karşınızda en güzel cevap o rejimin altında yatan ilmi ideoloji nedir? Darwinizm. Darwinizmin bir kere ortadan kalkması için, dolayısıyla komünist ideolojinin ortadan kalkması için bir faaliyet yapılması gerekir. En güzel cevap bu şekilde olur. PKK'nın da zaten ülkemize bela olmasının sebebinin altında yatan sebep gene Darwinizm'dir. O yüzden en güzel cevap inşallah hep ilmi cevapla olur. Sevgiyle olur, barış çağrısıyla olur inşallah. İnşallah.